Finally tonight, archaeologists in Egypt made a groundbreaking discovery this week under ancient sand. Bir arkeolog ekibi, eski bir Mısırlı yetkilinin 4400 yıllık mumyasını içeren kayıp bir mezarı ortaya çıkardı. Mezar yaklaşık 4400 yıl önce yaşayan Ptahşepses'e aitti. Bakın değerli arkadaşlar, ismi yeniden söylüyorum. Ptahşepses. Biliyorsunuz ki Ptah, Sümer mitolojisinde adı geçen Enki oluyor. Ve Ptahşepses ise kendini Enki'ye adamış bir yönetici oluyor. Bakın ayrıntılar şöyle. Prag'daki Charles Üniversitesi Çek Mısır Bilimi Enstitüsü'nden arkeologlar bu hafta yaptıkları açıklamada uydu görüntülerini kullanarak ve antik haritaları inceleyerek mezarı 2022'de Abusir ve Sakkara arkeolojik alanlarının yakınında bulduklarını belirtti. Bu yıl alanda oldukça fazla kazı yapılmıştı. Mezar yaklaşık 160 yıl önce bir lento veya bir tür destekleyici kirişle karmaşık bir şekilde dekore edilmiş, unutulmuş bir yapı keşfeden Fransız bilim adamı Auguste Mariette tarafından kısmen de olsa ortaya çıkarıldı. Ancak keşiften kısa bir süre sonra mezar çöl kumunun altında kayboldu ya da özellikle kasten yeniden kapatılmıştı. Buradaki gizli kapı ve lento, M.Ö. 2532'de doğan eski bir firavun olan Menkaure'nin mahkemesinde yetiştirilmesinin hikayesini anlatan Ptahşepses'in resmi kariyeri hakkında bilgiler içeriyor. Gizli kapı bilgilerine göre Ptahşepses M.Ö. 20. yüzyılın başlarında kısa bir süre hüküm süren bir firavun olan Yüzerkaf'ın kızıyla evlendi. Mısır Bilimi Enstitüsü bir açıklamada bulundu. Bu referans tek başına Ptahşepses'in Mısır tarihinde kraliyet dışı bir kızla evlenme ayrıcalığına sahip olduğu bilinen kraliyet dışı kökenli ilk yetkili olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, açıklamanın ciddi anlamda üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Ek olarak Lento'da doğurganlık tanrısı ve ölülerin enkarnasyonu olan tanrı Osiris'in ilk onaylarından biri olan bir referans bulunuyor. Yetkili kurum şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu referans Ptahşepses'i daha da benzersiz kılıyor. Çünkü ünlü öbür dünya tanrısını Mısır panteonuna sokma fikrine atfedilebilir. Ptahşepses'in siyasi, tarihi ve dini önemi göz önüne alındığında mezar Mısır arkeolojisinde son dönemlerin en dikkat çekici keşiflerinden biridir. Alanda yapılan kazılarda 41 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde geniş bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Girişte boyalı dekorasyona sahip nispeten iyi korunmuş bir şapel ve uzun bir koridor bulunuyor. Geçtiğimiz baharda arkeologlar antik çağlarda çalınmış gibi görünen mezar odasını incelediler. Bununla birlikte hala bazı orijinal mezar eserleri, adakların kalıntıları, kavanozlar ve özellikle mumyalanmış büyük bir balık bulunmuştur. Ek olarak araştırmacılar içinde Ptahşepses'in tam mumyasının bulunduğu kısmen açık bir lahit de buldular. Burada çok önemli bir kanıt var değerli arkadaşlar. O da bir balık mumyasının da bulunmuş olması. Az önce de söylediğim gibi Ptah Sümer panteonunda denizlerin tanrısıydı. Dolayısıyla Ptahşepses de kendisini Enki'ye adayan bir yönetici olduğuna göre yine ona atfedilebilecek bir deniz canlısı olan balığın bulunmasını anormal görenleri aslında birçok şey anlatıyor olabilir. Ve ayrıca bir dipnot vermekte fayda var değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalımızda Sümer tabletlerinin neler anlattığını ortaya koyduğum bir video bulunuyor. Öncelikle ilk aşamada bu videoyu izlemenizi sizlere öneriyorum. Ve diğer taraftan bu anlattıklarımla bağlantılı olan kısma gelecek olursam, Ptahşepses'in mezarında bulunan sözde mumyalanmış balık belki de Enki'ye ithaf edilen balık elbisesi olabilir. Çünkü birçok tablette Enki'nin üzerinde pullar olan balık elbisesi giydiği görülüyor. Tabii her ne kadar bu haber bu şekilde bu bilgilerle yapılmış olsa da ortada balık mumyasına ait ya da Ptahşepses'e ait görüntüler maalesef yok. Belki de konumuzla tam olarak bağlantılı olan bu objeler bulundu fakat biraz daha normalleştirerek medyaya sunmuş olabilirler. Tabii bu sadece yoruma dayalı bir dipnot olarak sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdilik bir kenarda dursun. Bu konuyu araştırmaya devam ettikçe belki de yeniden karşımıza çıkacak ve bu donelerin ne kadar önemli olduğunun farkına varacağız. Devam edelim.
Mumyanın Mısırlı antropologlar tarafından incelenmesi, M.Ö. 2700'den M.Ö. 2200'e kadar süren eski Mısır Krallığı döneminde mumyalamanın evrimi hakkında önemli yeni bilgiler de sağlıyor. Araştırmacılardan Miroslav Barta yaptığı açıklamada, Mısır tarihinin akışını değiştiren bir adamın mezarı, son zamanlardaki en büyük keşiflerden birini temsil eden oldukça önemli bir buluntu, dedi. Araştırma ve soruşturma devam ediyor ve Ptahşepses'in ailesine ve zamanına yeni ışık tutan yeni keşifler ortaya çıkacak gibi görünüyor. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, bu oldukça önemli bir haberdi. Ve umarım bu haberle ilgili olarak devamında gelişecek olaylar umarım kısıtlanmaz ya da gizlenmez. Çünkü Sümer Tanrıları Panteonu'na ait çok önemli kanıtlar, eminim sizler de farkındasınız ki, yavaş yavaş da olsa gün yüzüne çıkmaya başladı. Benim tahminim devamındaki haberler gizlenecek ya da itibarsızlaştıracak ama yine de bir umut. Umarım yeni gelişmeler insanlarla buluşabilir. Devam edelim. Biraz daha fazlasından bahsedelim isterseniz. Bir arkeolog ekibi 4400 yıllık bir Mısır piramidinde gizli kalan odalar buldu. Binlerce yıl sonra yapının içindeki antik duvarlar ışığı yeniden görüyor. Eski bir Mısır piramidinde yeni odalar veya depolar keşfedildi. Ve bu da yaklaşık 200 yıl önce muhteşem siteyi ilk kez kazan arkeologların şüphelerini doğrulamış oldu. Odalar yakın zamanda 5. Hanedanlığın Mısır firavunu Sahure için yaklaşık 4400 yıl önce inşa edilen Sahure piramidinde keşfedildi. Koruma çabalarının bir parçası olarak bir ekip bir zamanlar kapatılmış bir koridoru yeniden açmayı ve yeniden görüntülemeyi başardı. Odaların özellikle göz alıcı bir işlevi yok gibi görünüyordu. Büyük olasılıkla buralar depo olarak kullanılıyordu. Ancak keşifleri piramitlerin mimarisini ve tasarımını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Würzburg Üniversitesi'nden araştırmacılar yakın zamanda piramidi son teknoloji olan LIDAR görüntüleriyle incelediler ve ön odanın doğru bir düzlemini oluşturdular. Bu bilgiler odaların yapısal bütünlüğünü sağlamak ve gelecek için erişilebilir hale getirmek için bir anlamda bir turizm projesinin bir parçası olarak kullanılıyor. Çünkü yakın bir zaman içerisinde burası da turistlerin akınına uğrayacak. Sahura piramidi 47 metre yüksekliğinde ve eski Mısır'ın 5. hanedanlığının firavunlarının ana mezar yeri olan Abusir nekropolünde yer alıyor. Kompleks 3 ana kraliyet piramidi, ki bazıları daha küçük ve hatta bazı bitmemiş yapılar da dahil olmak üzere eski Mısır'dan hemen hemen 14 piramidi içeriyor. Piramit ilk olarak 1836'da bazen patlayıcıların yardımıyla eski Mısır yapılarını keşfetmesiyle tanınan bir İngiliz mühendis olan John Shaye Pering tarafından kazılmıştı. Az önce söylediğim şeyi yanlış duymadınız değerli arkadaşlar. Bu alanları dinamitle patlatarak arıyorlardı. Gerçekten de trajik bir olay. Ve ayrıca tabii bu mühendisin de diploması ya da statüsü kesinlikle alınması gerekir diye düşünüyorum. Pering, koridorun bir dizi depoya çıktığından şüpheleniyordu. Ancak geçit patlayıcılar sebebiyle ağır hasar görmüştü. Enkaz altında kalmıştı ve bu bölüm geçilemiyordu. Ne yazık ki bu erken Mısır bilimcilerin çalışmaları iç yapıya önemli ölçüde zarar verdi. Sıra dışı ve sağlam görünümüyle bu bölge oldukça ünlü. Giza piramit kompleksinin arketipik piramitlerinin aksine Sahura piramidi ise şu anda bir harabe kompleksi ve düşmüş sütunlarla çevrili, garip şekilli bloklardan oluşan kaba bir höyüye benziyor. Bununla birlikte ihtişamlı yıllarında pürüzsüz yüzeylere sahip bozulmamış kireç taşı bloklarına sahipti. Her ne kadar Giza piramitleri Sahura piramidinden daha kapsamlı bir şekilde çalışılmış ve daha iyi korunmuş olsa da araştırmacılar bugüne kadar içeride yeni iç yapılar bulmaya devam ediyorlar. Bu yılın başlarında arkeologlar Kufu'nun Büyük Giza piramidinin iç kısımlarını gösteren 3 boyutlu görüntüler aldılar. Şaşırtıcı bir şekilde bu inanılmaz yapının nasıl inşa edildiğinin gizemine ışık tutabilecek gizli geçitlerin var olduğunu da keşfettiler. Arkeologların söylediğine göre yakın bir zaman dilimi içerisinde bu bölgede birçok şaşırtıcı ve devasa kompleksler bulunacağını dile getiriyorlar. Eski metinler Giza platosunda siyah bir piramidin eksik olduğunu ortaya koyuyor.
Giza platosundaki 3 büyük piramit, belki de gezegenin yüzeyindeki en ünlü piramit üçlüsü oluyor. Ancak eski metinlere göre Giza'da granitten daha siyah bir taştan yapılmış 4. piramidi ve zirvesi vardı. Kaide görevi görmüş gibi görünen tek büyük bir taşla sona eriyordu. Zirvesi sarımsı bir taştan yapılmıştı, diyor. Piramidin ismi ise Mayor Piramidi. Danimarkalı bir deniz kaptanı ve kaşifine göre Giza'da 4. bir siyah piramit vardı ve bu da piramit üçlüsünün daha da etkileyici görünmesini sağlıyordu. 1700'lü yıllarda Frederick Norden, insanlar firavun anıtları, mimari enstalasyonlar, haritalar dahil olmak üzere etrafındaki her şeyin kapsamlı notlarını, gözlemlerini ve çizimlerini yaptı ve bunların hepsi ölümünden sonra Voyage de Egypt et de Nubia'da yayınlandı. Kitabın kopyasını web ortamında bulabilirsiniz. Frederick Norden, Danimarkalı bir kaşifti ve Mısır ve Nubya'da Seyahatler kitabının yazarıydı. Ölümünden sonra yayınlanan bir metinde yazar, kaşifleri anlatıyor ve 1737'de Danimarka Kralı 4. Christian'ın isteği üzerine Mısır'a yaptığı seferin ayrıntılı çizimlerini paylaşıyor. Metinlerde bahsedilen belirli veriler araştırmacıları büyülemeye devam etti. Yazar, Giza platosunda bulunan görkemli bir siyah piramitten bahsediyor. Bu bilgi günümüz için oldukça önemli aslında. Bununla birlikte birçok bilim adamı böyle bir piramidin asla var olmadığını ve Danimarkalı kaşifin Giza'nın ikincil anıtlarından bazılarını 4. bir piramit için karıştırmış olabileceğini savunuyor. Hatta bazıları Norden'ın 4. piramit için 3 ana anıtın etrafındaki uydu piramitlerinin bazılarını karıştırmış olabileceğini iddia ediyor. Ancak Norden, piramidin granitten daha siyah ve sert bir taştan yapıldığını tam olarak tanımladığı için bu çelişkili. Diğer piramitlerin hepsi kum taşından yapılmıştır. Bununla birlikte Norden tarafından yapılan haritalar, Giza platosundaki 4 büyük piramidi açıkça gösterdikleri için bu hipotezle çelişiyor gibi görünmekte. Bugün uzmanlar hala Giza platosunda büyük bir siyah piramit izleri bulamadılar. Ancak bu orada olmadığı anlamına gelmiyor. Bu kayıp piramidin aslında 18. yüzyılın sonlarında tahrip edildiğini ve piramit taşlarının Kahire şehrinin yapımında kullanıldığını öne süren bazı yazarlar vardır. Voyage de Egypt et de Nubia, Mısır ve Nubya'da Seyahatler adlı kitabının 120. sayfasında Norden gizemli piramidi şöyle anlatıyor. Başlıca piramitler Giza'nın güneydoğusundadır. Bunlardan 4'ü vardır. Meraklıların en çok dikkatini hak eden. Çünkü mahallede 7 ya da 8 kişi daha görüyoruz. Birincisiyle karşılaştırıldıklarında hiçbir şey değiller. En kuzeydeki 2 piramit en büyüğüdür ve 152 metre yüksekliğe sahiptir. Diğer ikisi çok daha az. Ancak incelemelerine ve takdir edilmelerine neden olan bazı özelliklere sahipler. Kaplamasız, kapalı ve diğerlerine benzeyen ancak ilki gibi herhangi bir tapınağı olmayan bir yapıdır. Bununla birlikte özellikle haklı bir sözü vardır. Yani zirvesinin kaide görevi görmüş gibi kullanılan tek bir büyük taşla sonlandırılması. 4. piramit ortanın yukarısında ortak granitten daha siyah ve en az onun kadar sert bir taştan yapılmıştır. Zirvesi sarımsı bir taştandır. Bir küp içinde biten tepesinden başka bir yerde bahsedeceğim. Dahası diğerlerinin çizgisinin dışında yer alıyor. Daha çok batıya doğru. Diğer üçüyle birlikte bir dizi yapıyor. Cümleler oldukça devrik arkadaşlar. Fakat kelime anlamlarıyla bu şekilde yazılmış. Peki bu görkemli piramit tam olarak neredeydi? Belki de eski Mısır'ın sayısız sırrıyla birlikte gömülmüş olabilir. Yerin altında hala gizli kalan çok sayıda yapı olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Belki de bu görkemli piramidin kalıntıları da yer altında gizlenmiştir. Yeterince şanslı birinin görkemli temeline rastlayacağı günü beklemektedir. Dünyaya eski Mısır'ın hala gizemlerle dolu olduğunu ve Mısır'ın gerçek tarihini keşfetmek için uzun bir yolculukta olduğumuzu ortaya koymaktadır. Ve bilmediğimiz ciddi anlamda çok şey var. Gelin eski Mısır'la ilgili akıllarda kalacak ilginç bazı bilgilerden bahsedelim. Eski Mısır uygarlığı oldukça dolu bir tarihle doludur. Eski Mısır milyonlarca insan tarafından dünyada hüküm süren en büyüleyici antik uygarlıklardan biri olarak kabul ediliyor.
Ancak eski Mısır uygarlığı sadece tarihteki en büyüleyici uygarlıklardan biri değil, aynı zamanda birçok kişi tarafından en gizemli uygarlıklardan biri olarak kabul edilmiştir. Sayısız başarıları arasında bu antik kültür binlerce yıl önce görünmeyen ilerlemelerin bir mirasını geride bıraktı ve birçoğu Giza platosundaki piramitlere ve Sphinx'e aşina olsa da gerçek şu ki bu eski kültürün sunabileceği çok daha fazla şey var ve eski Mısırlılar hakkında bilmediğimiz düzinelerce bilgi bulunuyor. Muhtemelen hakkında hiçbir fikrimiz olmayan, belki de hiç duymadığımız eski Mısır uygarlığına ait bazı şaşırtıcı bilgilerden bahsedelim. Eski Mısır dili gezegendeki en eski ve sofistike dillerden biri oluyor. Uzmanlar bunu 5 aşamaya ayırdı. Eski Mısır, Orta Mısır, Geç Mısır, Demotik ve Kıpti. Araştırmacılar karmaşık bir hieroglif sisteminden oluşan eski yazı sistemlerinin M.Ö. 2690 yıllarına kadar izlenebileceğini savunuyorlar. Rosetta taşını 1799'da keşfetmemiş olsaydık dillerini deşifre etmekte hala zorlanıyor olmamız çok muhtemeldi. Eski Mısırlılar karmaşık bir yazı sistemi yaratan ilk uygarlıklar arasındadır. Eski Mısır uygarlığının belki de en önemli katkılarından biri zamanı ölçme yolları. Eski Mısırlılar sadece takvimi icat etmekle kalmadılar. Zamanı takip eden ve iki türü olan makineyi yarattılar. Yani su saatleri ve güneş saatleri. Şimdiye kadarki en eski Eski Mısır el yazması 80 yıl boyunca gizli kaldı ve 8 metre uzunluğundaydı. İlginçtir ki diğer şeylerin yanı sıra bu eski metin doğaüstü varlıkların tasvirlerini de içeriyor. 4000 yıldan daha eski olduğu düşünülüyor. Eski Mısırlılar inşaat malzemelerini ve diğer malları büyük şantiyelere taşımak için kullanılan sofistike insan yapımı kanallar yarattılar. Sofistike işçilik becerileri eski Mısırlılar metalürjide öncü olarak kabul edilebilir. Aslında eski Mısırlılar taş ve ahşap aletlere bağlı kalmak yerine bronzdan aletler yaratan ilk kişiler olabilir. Sofistike aletler oluşturmak için bakır ve kalıbı birleştirdiler. Dünyayı ölçtüler ve ay döngüsüyle ilişkili 13 aydan oluşan 854 günlük bir ay takvimi icat ettiler. Nil Nehri yaşamlarında son derece önemliydi. Eski Mısır uygarlığı takvimlerini Nil Nehri'nin doğal döngüsünü yansıtan 3 mevsimi ayırdı. Sel, ilkbahar ve düşük su. Eski Mısırlılar 7 farklı sembol kullanan ondalık bir sistem kullandılar. M.Ö. 1650'ye gelindiğinde çarpma, bölme, kesirler, asal sayılar, doğrusal denklemler ve geometri kavrama özelliklerine sahiptiler. Eski Mısır'da güzellik konusuysa oldukça önemli. Güzellik ve hijyen eski Mısır uygarlığı için büyük önem taşıyordu. Aslında binlerce yıl önce icat ettikleri birçok şeyi hala kullanıyoruz. Diş fırçaları, diş macunu, nefes naneleri, yüksek topuklu ayakkabılar, parfüm, ruj, göz makyajı, peruk ve mücevherler ve daha birçok aksesuar bulunuyor. Eski Mısırlılar ilk dünya dışı kökenli kolyeyi üretmiş olabilirler. X ışını analizine dayanarak araştırmacılar 1911'de bulunan bir kolyenin bir göktaşından ince demir levhalardan yapıldığını, bir çekiçle kalıplandığını ve boncuk şeklinde yuvarlandığını belirledi. Firavun Tutankamun'un mezarında bulunan bir hançer uzaydan gelmiş olabilir. M.Ö. 19. yüzyıla kadar uzanan hançeri analiz etmek için X ışını florasını kullanan İtalyan Mısırlı araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel bir araştırmaya göre hançeri oluşturan tabaka güneş parçalarından üretilmiş olduğu saptandı. Çalışmalar demir hançerin bileşiminin tipik meteorit konsantrasyonları olan %10 nikel ve %0.6 kobalt içeriyor. Resmi olarak kabul edilmese de eski Mısırlıların dünyayı dolaşması ve hatta Amerika'yı ziyaret etmesi muhtemel görünüyor. 1992 yılında eski Mısır mumyaları üzerinde testler yapan bir Alman araştırmacı, eski Mısır mumyalarının saç derisinde ve kemiklerinde esrar, tütün ve kokain izleri buldu. Tütün ve kokain mumyalama zamanında sadece Amerika'da keşfedilmiş bitkilerdendi. İlginçtir ki eski Mısırlıların kediyi başarıyla evcilleştiren ilk kültür olduğuna inanılıyor. Eski Mısır'da kediler haşere kontrolü olarak kullanılmıştır. Eski Mısır uygarlığı kilitleri ve anahtarları ilk icat edenler arasındaydı ve serin kalmalarına yardımcı olan ilkel klima biçimleri bile geliştirmişlerdi. Uzmanlar ana yatak odası kavramının ilk olarak eski Mısır'da görüldüğü sonucuna varmışlardır. Binlerce yıl önce modern astronomiden de önce eski Mısırlılar İkili sistem keşfettiler. Bu gizemli yıldız sisteminin ilk adıydı, Algol.
Bunun zamanın ölçülmesinde başrol oynadığı eski Mısır'da yapılan bir takvime, yani Kahire papirüsü 86.637'de yazıldığı gibi M.Ö. 1244 yılına kadar uzanmaktadır. Son olarak şunları söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Torino Kraliyet Kanonu en ilginç eski Mısır metinlerinden birisi oluyor. Sümer tür listesine ürkütücü bir şekilde benzer ve eski Mısır'daki tanrıların kuralını detaylandırır. Birçok kişi tarafından Torino Kraliyet Kanonu olarak adlandırılan Torino papirüsü hiyeratik dilde yazılmış eski bir metin oluyor. Yani Mısır hiyerogliflerinin bitişik bir şekli, özellikle rahipler tarafından kullanılıyordu. Bilim adamları orijinal papirüsün eski Mısır topraklarına hükmeden kralların her saltanatının yıllarını, aylarını ve günlerini tam olarak ayrıntılandıran 300'den fazla isim içeren bir liste olduğuna inanılıyor. Ben Volkan Çelik değerli arkadaşlar. Gizemleri ve bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmaya, tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun, güç verin, bildirim zilinizi açın, yorumlarınızı yazın, videolarımızı elinizden geldiğince paylaşmaya çalışın arkadaşlar. Desteğinizi her zaman bekliyorum. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.